Herkese selamlar tayfam. Eylemlere dair ne var ne yoksa hepsini bir işleyelim bakalım. Ve siz sonra Kamp Plus kitabımızdan ödevlerinizi bir güzel yapın. Taktikli soruların dijitallerine de bakmayı, öğretici sorulara bakmayı kesinlikle unutmayın. Ve ÖSYM hazırlık testlerini ardından soru kontrol testlerini de video çözümleri dinleyerek yapın lütfen. Ödevlerde video çözümleri dinlensin çünkü dil bilgisinde seçeneklerdeki bilgiler de çok önemli. Hep söylüyorum, söylemeye devam edeceğim. Çıkmış, çıkabilecek tüm soru tarzlarını, tüm bilgileri seçeneklere de yaydık. O yüzden bir soruda birden fazla bilgi var. Ona göre her soruyu iyi değerlendirin. Şimdi eylemlerde ÖSYM ne sorar, nerelerde karşıma çıkar, ne gibi püf noktalar var hepsini bir görelim. Eylemde yapıyı sözcükte yapı da işlemiştik. Eylemde yapı dediği zaman ne anlayacağız? Daha doğrusu sözcükte yapı dediği zaman ne anlıyoruz? Basit eylemler, birleşik eylemler, neydi? Türemiş eylemler. Basit eylemler yapım eki almamış eylemler, çekim eki alabilir. Türemiş eylemler yapım eki almış eylemlerdi. Kaç tane birleşik eylem vardı? Anlamca kaynaşmış, kalıplaşmış olanlar. Deyimler mesela, değil mi? Vazgeçmek, öngörmek gibi. Peki, kurallı birleşik eylemlerimiz vardı. Başka? Etmek, eylemek, olmak, yardımcı eylemleriyle kurulan birleşik eylemlerimiz vardı. Eylemde yapı çok önemli. Çalışmadıysanız gidin, sözcükte yapı da mutlaka ayrıntılı bir şekilde çalışın. Şimdi gel, fiiller nerelerde karşımıza çıkar bir bakalım. Evet, sözcüğün kökü şeklinde karşıma çıkar. Sözcüğün türünde karşıma çıkar. Bitişik ve ayrı yazımlarda çok önemlidir birleşik eylemler. Orada karşıma çıkar. Sözcüğün yapısında karşıma çıkar. Yüklemine göre, yüklemin türüne göre cümlelerde karşıma çıkar. Bu açıdan çok önemli. Biliyorsunuz bu başlıkların hepsi her sene sorulan soru tiplerinde yer alıyor. Peki ne sorar? Hangi başlıklara bakacağız? Bak şimdi. Fiilin anlamına göre türüne bakacağız. Ek fiil, fiilde çatı özelliği, fiilin yapısı, fiilin kipi, anlam kayması ve birleşik zamanlı fiil ne demek? Bu kavramları bir tek tek göreceğiz. ÖSYM şimdiye kadar eski yıllarda ne sormuş, son yıllarda ne sormuş? Gelin şöyle bir dikkatinizi çekeyim bunlara. Çünkü dinlerken farkındalık çok önemli oluyor. Eski yıllarda bak, anlamına göre fiiller sorulmuş. Haber kipleri, direkt kipleri sorulmuş. Kiplerin anlamları, yani kiplerin kattığı anlamlar sorulmuş. Anlam kayması sorulmuş. Birleşik zamanlı fiiller hep sorulur zaten. Ek fiilin isimleri ve isim soyulu sözcükleri yüklem yapması yoklanmış. Ek fiile gelen kişi eklerinin düşmesi yoklanmış. Dikkat edin. Son yıllarda ise ek fiil var mıdır yok mudur bunlar sorulmuş. Anlam kayması, birleşik eylem sorulmuş. Yüklemin türü bakımından hangisi farklıdır demiş. Bak bu çok önemli. Numaralanmış cümlelerden hangisi türü bakımından diğerlerinden farklıdır? Soru tipi çok önemli çünkü çok karıştırıyorsunuz. Tezlik fiili kullanılmış mı? Geçişli yüklem var mı? Bakın bunlar yoklanmış. Sözcüğün kökünün türü sorulmuş. Birleşik fiillerin yazımı zaten sürekli sorulur. Geniş zaman eki alan fiil taşınırlardı diye bir sözcüğü sormuş. Dikkat et buna. Yeterlik bildiren olumsuzluk fiili sormuş. Hatta yeri geldi. Hemen bir söyleyeyim. Söylemiştim, yine söyleyeceğim. Karşılayamaz. Karşılayamaz da kurallı bir birleşik eylemdir. Karşılayabilirin olumsuzdur. Gitar çalabilirim. Çalabilirimin birleşik eylem olduğunu, kurallı bir birleşik eylem olduğunu görüyorsun. Hatta yeterlik bildiren kurallı birleşik eylem olduğunu görüyorsun. Ama çalamam ifadesinin birleşik eylem olduğunu görmekte zorlanıyorsun. Buraya dikkat et. Sonra bilmemiz gerekenler neler? Gel. Çekimli fiil var mı? Fiilin anlamına göre türü nedir? Fiil hangi kiple çekimlenmiş? Fiil hangi kişiye göre çekimlenmiş? Ek fiil var mı? Fiil birleşik zamanlı mı? Çekimli mi? Nasıl? Ne durumda? Bunlar yoklanıyor. Dikkat. Fiil ne fiil? Fiil dediğim şey ne? Eylem dediğim şey ne? İş, oluş, hareket bildiriyor değil mi? Fiiller nasıldı? Mekmakla çekimlenebiliyordu. Bak şimdi yazmak, sevmek çekimlenebiliyor değil mi? Peki mema olumsuzluk ekini alabiliyor mu fiiller? Alabiliyor. Yazmamak, sevmemek gibi. Çekimli fiil neydi çekimli fiil? Çekimli fiil. Kip ve kişi eki almış fiiller çekimli fiillerdi. Fiillerde kökte şunu bir tekrar edelim. Sesteş kökler var, özdeş kökler var. Mesela uzay aracı hedefe vardı. Yani gitti. Bir de araçta 3 astronot vardı. Bak bunlar sesteş kök. Şimdi ikinci cümledeki var isim, birinci cümledeki var da eylem köklü. Dikkat et. Özdeş köklere dikkat edelim. Milli mücadele çok zor bir savaştı. Bak savaş.
Askerlerimiz aslanlar gibi savaştı. Buradaki savaşta eylem köklü. Bunlar da özdeş köklü demiştik. Sözcükte yapıda işlemiştik tayfa. Anlamlarına göre fiiller dediğin zaman ne anlayacağım ben? Kılıç iş fiilleri, durum fiilleri ve oluş fiillerini anlayacağım. Şimdi şuraya bir bak. Öznenin istemiyle gerçekleşen bir iş veya hareket bildiren, öznenin dışında bir varlığı etkileyen eylemler. Nesne gerektirir. Yani onu ifadesini getirebilirsin. Sevmek, onu sevmek, okumak, onu okumak, seçmek, onu seçmek, yıkamak, onu yıkamak. Bu kılıç iş fiili. Bu bir özne tarafından yapılıyor. Bir iş veya hareket bildiriyor. Peki durum fiillerine bir gelelim. Öznenin içinde bulunduğu bir durumun sürekliliğini anlatan eylemlermiş. Nesne gerektirmiyor. Yani onun ifadesini getiremiyorsun. Onu sevinmek olmuyor. Ona oturmak olmuyor. Onu gülmek olmuyor. Onu durmak olmuyor. Dikkat et bak. Öznenin içinde bulunduğu bir durumun özelliğini, sürekliliğini anlatan fiiller. Lütfen dikkat. Oluş fiilleri adı üstünde bir oluş bildiriyor. Öznenin istemi dışında gerçekleşen öznedeki değişimi yansıtan eylem. Mesela kızarmak, şişmek, uzamak, paslanmak, işte bir bitkinin yeşermesi, olgunlaşmak gibi. Fiil kip ve çekimi nedir? Bak şimdi fiiller kip ve kişi şahıs eklemini alarak çekimlenir dedik. Fiilin cümlede kullanılan bu şekline çekimli fiil denir dedik. Mesela fiil nasıl çekimliyormuş? Kip ve kişi eki alıyormuş. Bak şimdi kitabı okudum. Eylemin zamanını bildirmiş, haber bildirme kipini kullanmış. Bak çekimli bir fiil. Kitabı okumalısın. Bu da dilek istek kipiyle çekimlenmiş. Neymiş çekimli fiil? Kip ve kişi eki alan eylemlermiş. Peki şu fiil kipleri nelerdi bir hatırlayalım. Bir haber kipleri vardı, bir de dilek kipleri vardı. Haber kipleri şu bildiğimiz zamanlar. Zaten zaman anlamı vardır. Dilek kiplerinde ise zaman anlamı yoktu. Gel bir hatırlayalım hemen. Görülen geçmiş zamandı diye. Görülen geçmiş zaman, duyulan geçmiş zaman mışmış, hatırlayın. Şimdiki zaman yor, makta mekte de kullanılır arkadaşlar. Şimdiki zamanda mesela sınıfta ders çalışmakta. Yani şu anda sınıfta ders çalışıyor anlamında makta mekte de kullanılıyor. Buradan çok yanıltabiliyor. Ne olur dikkat edin. Gelecek zaman ecek, acak. Geniş zamanda reydi değil mi? Geniş zaman olumsuzu neydi? Her hafta sonu sinemaya gider. Her hafta sonu sinemaya gitmez şeklinde geniş zamanın olumsuzunda şu re kullanılmıyordu. Hatırlayalım. Dilek tasarı kipleri neler? Gereklilik kipi melimalı, istek kipi EA, dilek şart kipi SSA, emir kipinde herhangi bir ek yok. İstek kipini hatırlayalım. Gidelim, gelelim, çalışalım, su içelim. İstek kipiydi değil mi? SSA, dilek şart kipi bildiriyordu. Şu sınav bir bitse diye böyle direkt şart gibi bildirebiliyordu. Sınav biterse gideceğim, sınavı kazanırsam koşacağım, sınavı kazanırsam tatile gideceğim gibi. Fiillerin olumsuz şekilleri ve soru şeklinden de hemen bir bahsedeyim. Bunlar ayrıntı ama sıfır olan öğrencilerimiz var. Onlar için de bu ayrıntıya bir gireceğim. Bak şimdi mema daralarak mami şeklini alıyor. Mezmaz şeklinde olabilir ve değil edatını getirebiliriz. Bak şimdi okudu okumadı, gitse gitmese, seviyor sevmiyor gibi, anlar anlamaz, bilir bilmez gibi, dinleniyor dinleniyor değil gibi, gider gitmez, gidebilir gidemez gibi. Şu gidebilir gidemez bir hatırlayalım mı? Biraz önce söylemiştim. Gidebilir kurallı bir ilişki eylem, yeterlik bildiren kurallı bir ilişki eylem, gidemez bunun olumsuzu da ne? Yine kurallı bileşik eylem. Lütfen bunu görün arkadaşlar. Fiillerin soru şekilleri de gayet basit. Fiilin olumlu soru şekli ve fiilin olumsuz soru şekli var. Okudu mu, okumadı mı şeklinde olumsuz soru şekilleri oluyor. Fiillerde anlam kayması, kip kayması dediğimiz bir şey var. Bu asla bir anlatım bozukluğu değil. Türkçe'de kip kayması olabilir. Bu şöyle bir şey. Bir zaman kullanıyorsun, başka bir zaman kastediyorsun. Mesela bu sene Bodrum'a gidiyoruz, gidiyoruz. Şimdiki zaman kipini kullandım. Aslında neyi kastediyorum? Gelecek zamanı kastediyorum. Bir kip kullanıp başka bir kip kastediyorsam orada kip kayması vardır. Bu anlam kayması diye geçer. Asla bu bir anlatım bozukluğu değildir. Bak şimdi bilgisayar kursu yarın başlıyor. Bak şimdiki zaman kullandı aslında başlayacak. Gelecek zamanı kullanıyor. Fatih 1453'te İstanbul'u fetheder. Geniş zaman kullandı ama aslında geçmiş zamanı kastediyor. Evet tayfam gelelim ek fiili. Ek fiil çok önemli. ÖSYM ek fiili sorar. Bayılıyor sormaya. Ek fiilden de zaman ne gelecek aklıma? İdi, imiş, ise, dır ifadeleri gelecek. Peki ek fiilin görevi dediği zaman ne anlayacağım ben? Ek fiilin iki görevi var. Bir, isim soylu sözcüklere gelerek onlara yüklem yapar. İki,
eylemlere gelerek onları bileşik zamanlı eylem yapar. Ayrıntısına bir girelim gelin. Ek eylemin iki görevi var dedik. İsim soylu sözcüklere gelerek onları yüklem yapar dedik, değil mi? Mesela onun arabası kırmızıydı. Kırmızı idi. Onun arabası varmış, var imiş. Ayrı da yazılabilir ama bu bir yazım yanlışı değil asla. Onun arabası kırmızıysa gibi koşul yargısı da katabilir SESA. Uyarıya dikkat et. Ek fiilin geniş zamanlı çekiminde ek fiil isim soylu sözcüklere yüklem yapıyor. Şöyle ki, çalışkan bir öğrenciyim. Bak bu ek fiil ha. Tamam mı? Yani diri her zaman kullanmıyoruz. Çalışkan bir öğrencisin. Geniş zamanlarda dikkat. Çalışkan bir öğrencidir. Biz öğrenciyiz. Siz öğrencisiniz. Onlar öğrencidirler derken bunlar ek fiil görevinde oluyor. Lütfen bu kısma dikkat edin. Kaç tane ek fiil vardır diye sorduğunda lütfen bunları da sayın tayfam, tamam mı? Ek fiilin ikinci görevi eylemlere gelir. Onları birleşik zamanlı eylem yapar. Birleşik zamanlarla ilgili ayrıntıya birazdan gireceğim. Peki eylemlere gelerek onları nasıl birleşik zamanlı eylem yapıyor? Bak şimdi, kitapları bir günde okumuş. Basit zamanlı bir eylem bu. Tek kipeki kullanılmış. Ama şuna bak, kitapları bir günde okumuştu. Okumuş idi. Ne oldu? Bileşik zamanlı eylem yaptı. Hatta nasıl bir bileşik zamanlı eylem bu? Bu idi nasıl bileşik zaman yapıyor? Hikayeli bileşik zaman yapıyor. Peki her gün paragraf sorusu çözersen hızlanırsın. Çözersen. Bu da bileşik zamanlı yapmış. Geniş zamanın neyini yapmış? Koşulunu yapmış. Koşullu bileşik zaman oluşturmuş. Peki daha fazla çalışmalıydın. Melimalı gereklilik kipinin hikayesini yapmış. Ek eylemde şuna mutlaka dikkat edelim. Ek fiilin olumsuzluk şekli sözcük artı değil edatı artı ek fiil şeklinde olur. Mesela güzeldi, güzel değildi. Yeniymiş, yeni değilmiş. Yüksektir, yüksek değildir şeklinde. Ek fiilin soru şekli nasıl oluyor? Sözcük artı mı soru eki artı ek fiil. Güzeldi, güzel miydi? Yeniymiş, yeni miymiş? Yüksektir, yüksek miymiş? Yüksek miydi gibi. Gelelim fiilimsilere. Fiilimsiler çok sorulur. Kaçacak sorular değil. Sorsun çünkü çok kolay. Fiilimsi. Bir fiil var. Bir de fiilimsi var. Aynı şey gibi. Yeşil, yeşilimsi gibi. Yeşil tam bir yeşil. Yeşilimsi yeşile benzeyen şey. Fiil, çekimli fiil. Tam bir yargı bildiriyor. Mesela gidiyorum. Tam bir yargı bildiriyor. Çekimli bir fiil. Fiilimsi nasıl? Fiili gibi olan şey. Böyle fiil köklü ama tam bir yargı da bildirmiyor. Gidince, gidip, giderek, gidiyorum'a bak. Tam bir yargı, çekimli fiil. Gidip, giderek, gidince de bir fiil gibi, değil gibi. Tam bir yargı bildirmiyor. İşte fiilimsi böyle bir şey. Yani fiilimsi şöyle bir şey. Fiil kök artı fiilimsi eki arkadaşlar. Tamam mı? Mutlaka fiilimsi fiil köklü olmak zorunda. Gel diğer özelliklerine bakalım. Fiil kök ve gövdelerinden türeyerek isim, sıfat, zarf görevinde kullanılan sözcüklerdir dedik. Şimdi fiilimsiler isim görevinde, sıfat görevinde, zarf görevinde kullanılabiliyor. Şimdi ekleri ezberliyoruz. Tamam, ekleri ezberleyin, sıkıntı yok. Ama ben hiçbir zaman ekleri ezberlemedim arkadaşlar. Zaten bana sözcüklerin altını çiziyorsa, hangi fiilimsidir bu, zarf fiil midir, sıfat fiil midir diye soruyorsa sözcüğün görevinden zaten çıkıyor. Sen zarfı, sıfatı, isim görevli sözcüğü biliyorsan onun zaten zarf fiil mi, sıfat fiil mi, isim fiil mi olduğunu biliyorsun. Çünkü zarf fiil zarf görevinde, sıfat fiil sıfat görevindedir zaten. Peki eylemsiler cümledeki yargı sayısını artırıp yan cümlecik kurarlar. Dikkat edin. Bu yüzden de yargı sayısını artırdıkları için de cümlede yapıda bileşik yapılı cümlelerde fiilimsi arıyoruz, değil mi biz? Peki devam. Eylemsi yüklemin içinde yer alıyorsa yargı sayısını artırmaz. Dikkat. Neslihan okulun çalışkan öğrencisidir derken en çalışkan öğrencisidir burada yüklem. Pardon, hatta okulun en çalışkan öğrencisidir yüklem. Çalışkan burada yüklemin içerisinde yer aldığı için yargı sayısını artırmıyor. Zaten yüklem orada birinci temel yargı olmuş oluyor. Eylemsiler yan cümlecik kurar dedik. Kürşat okula erken gelince spor yapmaya gitti. Gitti. Gitti burada cümlenin temel yargısı, bir de gelince yapmaya diye içinde fiilimsiler var. Fiilimsiler varsa yan cümlecik vardır. Şimdi tek tek bir bakalım isim fiil, sıfat fiil, zarf fiil eklerine ve cümle örneklerine bir bakalım. Şimdi bakın, ben size en başta da söylemiştim. Bu ma, ışmak ekleri ya çok önemli.
sadece fiilimsi değil. Bu maış mak ekleri eylemden isim görevli sözcük yapan yapım ekleridir. Bu anlamda çok önemli. Çünkü cümlenin türlerinde yüklemine göre türünü belirlerken çok yanılıyorsunuz. O anlamda çok önemli. Bakın. Maış mak ekleri dedik. Spor yapmayı sever derken yapmayı. Çalışmak insanı yormaz derken çalışmak burada isim görevli bir sözcük. Sözcüğün kökünün türü eylem. Zaten bütün fiilimsilerde sözcüğün kökü eylem olmak zorunda. Peki onun görüşleri önemlidir. Görmekten görüş olmuş mesela. En sevdiğim şey müzik dinlemektir derken işte buraya şimdi bir dikkatini ver. Dikkatini ver. Bu cümlenin yüklemi türü bakımından nedir? İsim midir, eylem midir? En sevdiğim şey müzik dinlemektir. Şimdi dinlemektir, dinlemektir. Buradaki mekmak eylemden isim yapan yapım eki. O zaman bu isim cümlesidir. Kökü eylem, kökünü sormuyorum ben sana. Kökü eylem. Ama dinlemek isim görevli bir sözcük. O yüzden bu isim cümlesidir. Ama şöyle deseydim. Her akşam müzik dinliyorum, dinliyoruz, dinlerdik gibi çekimli bir eylem yapmış olsaydım o zaman ne olurdu? Eylem cümlesi olurdu. Evet, eylemsizler isim soyulu sözcükler gibi ek eylem alarak yüklem olabilirler. Aha şimdi burada olduğu gibi. Eylemsizler kip ve kişekleriyle çekime girmezler. Zaten girerse çekimli eylem oluyor değil mi? Kip ve kişekle çekime girmez, eylemler girer. Eylemsizler girmez. Lütfen. Geldim sıfat fiile. Sevmiyorum ben bunun kodlaması, anası mezar dikecekmiş. Tamam gel. Gel şimdi buraya. Sen sözcüğün görevine bak zaten. Kendini belli edecek. Yorgunluktan sararan yüzü. Yüz isim. Nasıl bir yüz bu? Sararan yüz. Sararan yüz. En an eki. Zaten nasıl yüz? Sararan yüz. Nitelim ve sıfatı değil mi? Bütün sıfat fiiller sıfat görevindedir zaten. Bak şimdi öpülesi eller. Nasıl eller? Öpülesi. Asiye dikkat et. Bitmez tükenmez enerjisi. Enerji. Nasıl bir enerji bu? Bitmez tükenmez. Kasa. Nasıl bir kasa bu? Yazar kasa. Yüzler. Nasıl yüzler? Tanıdık yüzler. Bu dikkat edin. Yumuşamaya uğradığında göremeyebiliyorsunuz. Tanıdığım yüzler derken de yine sıfat fiil. Hesap. Nasıl hesap? Görülecek hesap. Bilmiş tavır. Nasıl tavır? Bilmiş tavır derken dikkat edin. Bu mış mişe. Lütfen dikkat edin arkadaşlar. Mesela bütün soruları bilmiş. Bütün soruları bilmiş derken buradaki bilmiş çekimli eylem. Ama çok bilmiş tavır var. Nasıl tavır? Bilmiş tavır. Bu burada sıfat, fiil. Çekimli eylemle karıştırmayalım bunu, tamam mı? Böyle sorularda mışmışlı bir şey varsa lütfen cümlenin tamamını bir okuyuverin. Dikkat edin oraya. Peki sürekli okuyan insanların ufku başka olur. Şu insanları bir kaldır şuradan insanları. İnsanları bir kaldır, düşür bir o insanları. Ne oldu? Sürekli okuyanların ufku başka olur oldu. Bu ne oldu? Adlaşmış ortaç. Adlaşmış sıfat fiil oldu. Aynı adlaşmış sıfat gibi. Adlaşmış sıfat fiil de aynı. Girelim zarf fiil, bağ fiil eklerimize. Öp ince, yaz ince, ne o? Asya ince yağarak falan böyle. Ya, kodlamaya gerek yok. Ya isterseniz kodlayın. Siz isterseniz ezberleyin. Ama ben her zaman ezbere karşıyım. Zaten şu son zamanlarda bütün tanımları taktik diye ezberliyorsunuz. Artı taktiği de ezberlemeye çalışıyoruz. Onun için de artı bir taktik gerekiyor. Öğreneceksin. En mühim taktik kafanda oturtma. Öğrenme taktiğidir. Öğrenme tekniği çok önemli arkadaşlar. Tamam ezberle, bu şeylere, ekleri aşina olmak durumundasın zaten. Ama bunlara nasıl aşina olursun biliyor musun? Örnek içinde göre göre. Kodlamalar da bu anlamda size kolaylık sağlıyor. Yine kodlamak istiyorsanız kodlayın siz. Kitapları fırlatıp gitti. Gitti. Gitmek eylem. Nasıl gitti? Fırlatıp hop ip. Neymiş? Zarf ile kimmiş. Peki gelince beni ara. Ara. Ne zaman ara? Gelince. Inca, ince. Zaman bildiriyor zaten yahu. Ya bana bu sözcüğün altını çizdi. Soruyor sana. Sıfat fiil mi, zarf fiil mi, isim fiil mi diye. E sen buna ne diyeceksin? Ara. Ne zaman ara? Gelince. E bir eylemin zamanını bildiriyor. Bir eylem hakkında bilgi veriyor. Nedir o zaman? Zarf fiildir. Çünkü zarf görevinde bir sözcük bu. Peki görüşmeyeli büyümüş. Ne zaman? Görüşmeyeli. Giderken çöpleri dök. Bu kendi zaten böyle başlıca zarf fiileklerimizden biri. Yana yana seni aradı. Aradı. Nasıl? Yana yana. E-A'lara dikkat et. Okula gitmeden konuş. Ne zaman? Gitmeden. Madam bedene dikkat et. Bağırdıkça sinir oluyordu. Nasıl sinir oluyordu? Bağırdıkça. Geldi. Nasıl? Koşarak. Eylemin yapılış şekli bildiriliyor. Erek, arak da yine önemli eklerden. Görür görmez anladım. Ne zaman? Görür görmez. R ve meze
dikkat edin. Durmaksızın gülüyordu. Nasıl gülüyordu? Durmaksızın. Hep gülün inşallah. Durmaksızın gülün tayfam. Evet, filmlerle ilgili bir detaylara girelim. Böyle karıştırılan yerler var. Detaylarına bir girelim gelin. İsim fiil eklerini alan bazı sözcükler zamanla kalıplaşarak kalıcı isim olur. Bak, kazma, çakmak, giriş, çıkış, yağış, dondurma, sarma, dolma, gözleme, acıktım, danışma, buluş, uçurtma gibi. Sonra şu MMA olumsuzluk ekiyle isim fiil ekini karıştırma. Bak dikkat et. Yalnız başına bir yere gitme. Bu olumsuzluk eki. Kardeşimin okula gitme zamanı geldi. Ne zamanı? Gitme zamanı. Buradaki MMA'ya dikkat et. Bu isim fiil. Sonra bak dikkat et. Sıfat fiil ekten alan bazı sözcükler zamanla kalıplaşarak kalıcı isim oluyor. Dolmuş, giyecek, yiyecek, yakacak, yakacak, çağlayan, yemiş, geçmiş, yazar, döner gibi. Sıfat fiiller cümlede genelde sıfat tanımlaması şeklinde bulunur. Ancak sıfat fiillerin nitelediği isimler düşebilir. Şunun gibi: çalışan öğrenciler başarıya ulaşır. Öğrencilere düşür. Çalışanlar başarıya ulaşır gibi adlaşmış sıfat fiil demiştik ya, bu o. Mez, ardik, ecekmiş sıfat fiillikleriyle kipeklerini karıştırmayalım demiştik, değil mi? Mesela bu kapılar çok eskimiş. Buradaki eskimiş zaman bildiriyor değil mi? Peki eskimiş kitaplar derken işte buradaki sıfat fiil. Bu mişe özellikle dikkat edin. Mesela gelecek zaman ekleri derken ne ekleri? Gelecek zaman ekleri. Buradaki ecek acak sıfat fiil eki. Ama o yarın bize gelecek derken bu çekimli bir eylem kip eki olarak kullanılmış. Bunlara ne olur? Dikkat ediyoruz. Sonra bakın, zarf fiiller yüklemin anlamını zaman veya durum bakımından sınırlayabilir. Havalar ısınınca göçmen kuşlar döner. Ne zaman? Isınınca. Sonra projeyi tamamlamak için ölesiye çalışıyordu. Nasıl çalışıyordu? Ölesiye. Bu ip ip var ya, ıp ip up ıp zarf fiil eki cümlede yargıları bağlama görevinde kullanılabiliyor. Zaten yine zarf fiil oluyor arkadaşlar. Bir demet kır çiçeği topladı, annesine götürdü. Bir demet kır çiçeği toplayıp annesine götürdü. Hocam bu niye söyledin? Bu yine zarf fiil değil mi? Zarf fiil. Ama böyle bir görevde üstlenebiliyor. Sorularda, seçeneklerde böyle ayrıntılar gelirse aman bu neymiş demeyin. Can eki sadece fiillere eklendiğinde zarf fiil yapar. Genç can spor yapardı. Gençken derken sen buna zarf fiil diyemezsin. Zaman bildiren bir sözcük, zarf görevli bir sözcük ama fiilimsi değil. Fiilimsi olması için fiil köklü olması lazım zaten. Koşarken, müzik dinlerdi. Ne zaman? Koşarken. Ha, şimdi oldu. Koşmak eylemi olduğu için. Peki madan ekini alan sözcüklere dikkat edilmelidir. Çok çalışmadan kimseye zarar gelmez. Neyden zarar gelmez? Çok çalışmadan. Peki çok çalışmadan başarılaşılmaz. Burada da koşul anlamı katmış anlamlarına da lütfen dikkat edelim. Gelelim fiilde çatıya. Bak şimdi bak. Fiilde çatı deyince böyle terim kullanınca korkuyorsunuz. Çatı deyince korkuyorsunuz. ÖSYM sizin terimlerden korktuğunuzu biliyor. O yüzden böyle 2-3 terim üst üste kullanıyor seçeneklerde ya da soru kökünde senin kafa gidiyor. Fiilde çatıdan hiç korkma. Çıksın. Çıksın fiilde çatı. Bak sana bir şey söyleyeceğim. Çatı özelliği nerede aranır? Eylemlerde aranır değil mi? İsimlerde çatı özelliği aranmaz. Bak hiçbir şey bilmiyorsun şu anda ve ÖSYM'in çıkmış bir sorusunu çözebilirsin. Şöyle demiş: aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı özelliği aranmaz demiş. Yüklemi isim olan cümlede çatı özelliği aranmaz. Hemen yüklemlere bakacaktın. İsim cümlesini işaretleyip geçecektin. Şimdi çatı dedi ya, bazı öğrenciler o soruda geçmiş, kaçmış soruda. ÖSYM de bunu istiyor zaten. Cümleler de uzun uzun ya. Sen oradaki cümlelerle işin var falan zannediyorsun. Hayır. Hangisinde çatı özelliği aranmaz? Yüklemi isim olan cümlelerde çatı özelliği aranmaz. En önemli bilgi ne burada? Çatı özelliği eylemlerde aranır. Peki neymiş bu eylemlerde aranan çatı özelliği? Neymiş yahu? Ne aranıyormuş? Eylemin özneyle olan ilişkisine bakarım. Ya nasıl bakılır eylemin özneyle olan ilişkisinde? Eylemi yapan belli mi? Belli değil mi? Karşılıklı mı yapılmış? Birlikte mi yapılmış? Nasıl yapılmış? Değil mi? Eylemin özneyle olan ilişkisinde kim yapmış? Belli mi değil mi? Bunlara bakıyorum. Peki eylemin nesneyle olan ilişkisine bakacağım bir de. Eylemin nesneyle olan ilişkisinde de eylem nesne alıyor mu? Almıyor mu? Buna bakıyorum. Bu kadar. Gel şimdi at başlıklarını hemen bir söyleyeyim ben sana. Gel. Etken eylem. Hah. Etken eylem adı üstünde etken, öznesi olan eylemlerdir. Öznesi olan eylemler. Yani işi yapanı belli bunların. Bak buradan çıkar zaten. Gittim, gittin, gitti, gittik, gittiniz, gittiler. Eylemin öznesi belli. Ya da şöyle: Ayşe gitti, Ahmet gitti.
gitti. İşte öğrenciler gitti. Bu şekilde açık özde de kullanabilir. Eylemin kişisi belli ise, burada böyle direkt gittim de olduğu gibi de olabilir. O zaman o etken eylemdir. Peki edilgen eylemle. Öncelikle şunu söyleyeyim. Edilgenlik var. Edilgenlik. İşi yapan belli değil. İşin birileri tarafından, başkaları tarafından, başkalarınca yapıldığı anlamı var. Şuna dikkat et. Eylemde L ve N harfi olacak. Olmazsa olmaz. Peki bak, Ayşe atandı. Atayan belli mi? Şimdi biri diyecek ki Milliyetin Bakanlığı. Arkadaşlar herkes öğretmen değil. Ya bu Sağlık Bakanlığı da var değil mi? Atayan belli değil. Peki sınıf süpürüldü. Süpüren belli mi? Belli değil. Peki ev temizlendi. Temizleyen belli mi? Belli değil. Araba süslendi. Süsleyen belli mi? Belli değil. Biraz önce bir şey demiştim. Gittim, gittin, gitti, gittik, gittiniz, gittiler. Özne belli değil mi? Peki gidildi. Belli mi? Belli değil. İşin birileri tarafından yapıldığı anlamı var. Öznesi belli değilse o edilgen eylemdir. Dikkat, burada bir girelim. Cümlenin ögelerini de anlatacağım ama. Edilgen çatılı eylemlerin yüklem olduğu cümlelerde ÖSM çok kullanmıyor ama haberiniz olsun, sözde özde diye bir kavram var. Mesela araba süslendi. Süslendi yüklem. Ne süslendi? Araba. Aslında normalde araba burada nesnedir. Yapılan işten etkilenen varlıktır ama özne olmadan cümle olmayacağı için arabaya burada ÖSYM sözde özne diyebilir. Tamam mı? Peki gelelim işteş eyleme. İşteş eylemde, eylemde bir şey harfimiz olsun mu? Olsun. Peki ya karşılıklı ya da birlikte yapma anlamı olsun. Tamam mı? Savaşmak, selamlaşmak, uçuşmak, ötüşmek, koşuşmak, bağırışmak, yazışmak gibi gibi. Ya karşılıklı ya da birlikte yapma anlamı olacak. Cümledeki anlamdan zaten çok rahat bir şekilde çıkabiliyor. Şunu unutmayın. Eylemde şey harfi olsun. Evet. Bir de dönüşlü eylemimiz var. Dönüşlü eylem. Dönüşlü. Adı üstünde bak. Dönüşlü. Dönüşlü. Dönüyor. O zaman eylemi yapan da yapılan eylemden etkilenen varlıkta öznenin kendisi. Tövbe tövbe beddua gibi. Eden buluyor. Dönüşlü eylem öyle. Edersen bulursun hesabı. Tövbe estağfurullah. Bak şimdi yine eylemde mutlaka L ve N harfi olacak dönüşlü eylemde. Tamam, buna bir dikkat et. Sonra şuna çok dikkat et. Kendi kendine yapma anlamı olacak. Dönüşlü ya. Kendi kendine yapma anlamı olması lazım. İşi yapan da yapılan işten etkilenen de özne dedik. Bak şimdi Ayşe sevindi. Sevinen Ayşe, sevinme eyleminden etkilenen de Ayşe. Dikkat, dur. Buraya odaklan. Dönüşlü eylem aynı zamanda da etken çatılı değil mi? Çünkü işi yapanı belli. Bütün dönüşlü eylemler aynı zamanda da etken çatılıdır. Çünkü öznesi bellidir. Sevinen Ayşe, sevinme eyleminden etkilenen de Ayşe. Ne bu? Dönüşlü. Peki Ahmet söylendi. Söylenen Ahmet, söylenme eyleminden etkilenen de Ahmet. Peki nesne giyindi, süslendi. Burada bu hep aklıma geliyor. Nesne giyindi, süslendi, giyinen, süslenen, nesne etkilenen Ahmet olabilir mi? Vallahi normal hayatta olabilir ama biz ona bakmıyoruz. Giyinen de, süslenen de, nesne etkilenen de nesne diyoruz. Eylemi yapan da etkilenen de öznenin kendisi olacak ve kendi kendine yapma anlamı olacak. Nesne kendi kendine giyindi, kendi kendine süslendi gibi. Geldim eylemin nesneyle olan ilişkisine. Eylemin nesneyle ilişkisi nasıl olabilir? Bir eylem nesne alabilir ya da almayabilir. Buradan yola çıkacağız. Peki nasıl oluyor bu iş? Geçişli eylem. Adı üstünde bak, olumlu bir durum var. Geçişli. Eylem nesne alabiliyorsa o geçişli eylemdir. Eylemlere illa cümle içine değil, tek başınayken de bakabiliriz nesne alıp alamadığına. Bak şimdi, almak, onu almak. Bana bunu ortaokuldaki öğretmenim anlatmıştı. Şimdi ise YouTube'da size hayatınızın taktiğini vereceğim diye anlatıyorlar bunu. Ben bunu ortaokulda öğretmenimden öğrenmiştim. Onu zamirine getiriyoruz arkadaşlar. Almak. Neyi almak? Onu almak. Bak neyi, kimi, ne? Dikkat. Burayı bir dinle. Nesne soruları nelerdi? Eylem'e sorduğumuz nesne soruları ne, neyi, kimi? Hah. Bu sorulardan herhangi birine cevap verebiliyorsa
O eylem geçiş eylemdir. Kısacası da neyi kullanıyoruz? Onu zamirini kullanıyoruz. Dikmek, neyi dikmek? Onu dikmek. Dökmek, onu dökmek. Özlemek, onu özlemek. Sevmek, onu sevmek. Sulamak, onu sulamak. Bunlar geçiş eylem. Peki geçişsiz eylem ne o zaman? Yahu geçişsiz eylem de o zaman bu nesne sorularına cevap vermeyen eylemler. Onu zamirini getiremediğimiz eylemler. Şöyle yani. Uyumak mesela, bakın, onu uyumak oluyor mu? Onu uyumak olmuyor. Git. Ne uyumak? Neye uyumak? Kimi uyumak? Olmuyor değil mi? Hiçbir soruya cevap vermiyor. Susmak. Ne susmak? Neyi susmak? Kimi susmak? Hiçbirine cevap vermiyor. Onu susmak diyemiyorsun. Gitti. Bu nesne almıyor. Geçişsiz. Peki gel oldurgana. Oldurgan eylem. O zaman burada bir dur. Bir şey olduruyorsun burada. Bir şey olduruyorsun. Şimdi biraz önce uyumak ve susmak eylemlerinin nesne almadığını, geçişsiz olduğunu söyledim size değil mi? O zaman ben bunu olduracağım. Nesne alır hale getireceğim. Nasıl yapacağım bak? Bu R, T ve tır ekleriyle nesne alamayan eylemi nesne alır hale getiriyorum, olduruyorum ki şöyle: uyumak, onu uyumak olmuyordu. T'yi getir, onu uyutmak oldu. Peki susmak, onu susmak olmuyordu. Onu susturmak oldu. Düşmek, onu düşmek olmuyordu ama onu düşürmek oldu. Tamam? Peki gel ettirgen eylemi. Ettirgen eylem. Kısacası size şunu söyleyeyim mi? Ettirgen eylem patrondur arkadaşlar. İşi başkasına yaptırma anlamı vardır. Patron havası vardır bu eylemlerin. Bak şöyle. Yıkatmak, boyatmak, aldırmak. Pazardan elma aldırdım, sınıfı boyattım, halıları yıkattım. Böyle bir tavır vardır, tamam mı? Buradan bir aklınızda kalsın. 2. Eylemin nesnesinin geçişlilik derecesini artırırız. Şöyle R, T, tır ekleriyle nesne alabilen bir eylemin geçişlilik derecesi artırılır. Şöyle ki, işi başkasına yaptırma anlamı vardır dedik yine. Yıkamak, onu yıkamak zaten geçişliydi. T'yi getir, onu yıkatmak yine geçişli. Geçişliydi, daha bir geçişli oldu. Peki boyamak, onu boyamak oluyordu. Boyatmak, onu boyatmak da oldu. Geçişliyken daha bir geçişli hale getirdim. İçmek, onu içmek oluyordu. Onu içirmek de oluyor. Peki almak, onu almak oluyordu. Onu aldırmak da oluyor. Patron havası diyelim. İşi başkasına yaptırma anlamı var diyelim. Nesne alabilen bir eylemin R, T, tür ekleriyle geçişlik derecesinin artırılması diyelim. Evet kıymetlerim, odaklanın buraya. Eylemlere dair ne varsa konu olarak işledik. Size lazım olan tüm bilgiler bu videoda ve size bırakacağım PDF'de fazlasıyla mevcut. Çok fazla kafa karıştırmayın. Dersinizi çalıştıktan sonra, videoyu dinledikten sonra PDF notlarınız elinizde, önünüzde olsun böyle, tamam mı? Ben de bir yerde böyle bir köşede olayım. Zaten kitabın içinden de çıkacağım. Hemen buradan taktikli soruları, video çözümlerini dinliyorsunuz. Ardından dijital sorularını da dinliyorsunuz. Ardından ÖSYM hazırlık testini çözüyorsunuz. Ardından son kontrol testini çözüyorsunuz bu başlıkla ilgili. Ve sonra anlamadığınız yerleri şöyle bir çıkarıyorsunuz. Hatta bana videonun altındaki yorumları da yazabilirsiniz. Hocam şöyle dedi, şöyle bir şey vardı. Orayı ben anlamadım. Şunu bir türlü anlamıyorum dediğiniz şeyler varsa onları da bana yazın. Ve lütfen yorumlarınızı, desteklerinizi, duyurularınızı ve paylaşımlarınızı esirgemeyin. Tamam mı? Sizi çok seviyorum. Kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun güzel insanlar.